Merhaba Yabancı seyyahların gözüyle Beyoğlu sergisi, Beyoğlu Belediye binasında gezilebilir. Serginin küratörü Süleyman Gündüz, Sayın Gündüz, aynı zamanda bir diş hekimi ve çok sayıda esere imza atmış ve çok sayıda sergiye katılmış başarılı bir fotoğraf sanatçısı. Serginin ev sahibi Sayın Haydar Ali Yıldız'ın bir hitabı da sergiye gelenleri karşılıyor. İstanbul'u gezen yazar, Mark Twain ertesi sabah güneş doğarken Haliç'in ağzında demir attık. Haliç, denizin boğazdan, Marmara ile Karadeniz'i bağlayan bir tür geniş nehir ayrılan dar bir kolu. İçeri doğru dönerek şehri ikiye ayırıyor. Boğazın bir yanında Galata ile Pera, ortada Haliç, öbür yanda eski İstanbul yer alıyor. Boğazın karşı yakasında Üsküdar ve İstanbul'un öteki banliyöleri var. Bu büyük ilde 1 milyon kişi yaşıyor ama sokaklar öyle dar, evler öyle birbiri içinde ki New York'un yarısı kadar bir alanı bile kaplamıyor. Boğaz'da kıyıya yaklaşık bir mil uzaklıkta demirlediğimiz yerden bakınca şimdiye kadar gördüğümüz en güzel şehir. Sıkışık düzendeki evler, kıyıdan yükselerek tepelerin doruklarına uzanıyor, sağdan soldan başını çıkaran bahçeler, camilerin devasa kubbeleri de her yerde göze çarpan sayısız minareler, metropole insanın, doğuya ilişkin gezi kitaplarını okurken düşlediği o eski, garip ama çekici oryantal çehreyi veriyor. Soylu bir görüntüsü var İstanbul'un. Ama çekiciliği, bu tarihi ve rengarenk güzellik, başladığı gibi bitiyor. Avrupalı ünlü edebiyatçı, masal yazarı Hans Christian Andersen şöyle diyor. Avluda serviler vardı esas tekke, dans edilen semahaneden ayrıydı. Beni oraya yaşlı bir Ermeni götürdü. Havlu, semahaneye girmeye cesaret edemeyen kadınlarla doluydu. Açık pencerelerden genç dervişlerin dönme talimleri yaptıklarını gördüm avluda duraklayınca, nöbet tutan askerler bize işaret ettiler, çizmelerimizi çıkarmak zorundaydık, sonunda salonu çepeçevre dolaşan, hasır kaplı alçak bir balkona alındık, içeride her şey, temiz ve güzeldi, açık pencereden görünen Üsküdar ve uzaktaki Anadolu dağlarının manzarası bu güzelliğe bir hayli katkıda bulunuyor. Her bir pencere harikulade bir panorama sunuyordu. Bir seyyah, Gerard de Nerville. İhtişam ve sefalet, gözyaşı ve sevinç, başka yerlerdekinden çok daha fazla keyfi davranış, ama aynı zamanda daha da fazla özgürlük var burada. Dört farklı halk, Türkler, Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler, aynı toprağın evlatlar olan bu insanlar, bizim çeşitli taşra haklarımızın ya da farklı taraftar gruplarının beceremediği gibi değiller, çok daha fazla hoşgörüyle, birbirlerinden pek de nefret etmeden birlikte yaşıyorlar demiş. Diğer bir seyyah, Teofile Gautier ise. Ramazan gecelerinde tophane meydanında çeşit çeşit kıyafetler sergilenir. Bulgarların, Cerkezlerin, Gürcülerin, Arnavutların, Yahudilerin, Rumların, Ermenilerin, Türklerin yöresel giysileriyle ortalık bir karnavala döner. Ortam çok renklidir. Diye anlatıyor. Helmut von Moltke'nin yeme içme adetleri ilgisini çekmiş her yeni misafirin gelişinde kahve içiliyor. Bu da muhakkak günde 20 defayı buluyor ara sıra reçel ikram ediliyor. Bardak su içiyor. Bu sırada her su içene, afiyet olsun, demek ve elini önce göğsüne, sonra alnına götürmek adet. Günde iki yemek yeniyor, bunlardan biri yazın havanın henüz serin olduğu saat 9 yahut 10'da, ikincisi de gün batarken ki bu sırada hava yine serinliyor. Yemekler tamamıyla Türk tarzında, koyun eti ve pilav, yemeğin temelini teşkil ediyor, gelen yemeklerin ikisinden biri mutlaka tatlı. Şarap içmek Ermeniler için yasak değil. Benim en çok öveceklerim, yemek arasında herkesin istediği gibi el attığı, küçük tabaklar içindeki soğuk yemekler, istiridye, midye, ıstakoz, havyar, peynir zeytin, kaymak, soğan, kırmızı biber, zencefil, salatalar, sardalya. Karides, balık yumurtası, pavurya, taze sarımsak ve her çeşit yemiş. Osmanlı saraylarında konserler veren kadın konser piyanisti, Anna Grosser Rilke'nin gözlemleri şöyle. Bu kent turlarında sadece kapalı çarşıyı görmekte kalmıyordum. Bizans döneminin olduğu kadar Orta Çağın Venedik tacirlerinin izlerini de taşıyan pereyde tanıyor, Türklere ait sayısız cami, saray ve suruda tanıma fırsatını buluyordum. İtalyan romancı ve şair Edmondo de Amicis şekerleme yapmak için mezarlıklar var, gam dağıtmak için Galata Köprüsü, hayal kurmak için Boğaziçi, pazar gününü geçirmek için Prens Adaları, Anadolu'yu görmek için Bulgurlu, Çamlıca Tepesi, Haliç'i seyretmek için Galata Kulesi, her tarafı görmek için de Serasker Kulesi. Tabi Serasker Kulesi'nin şimdilerde Beyazıt Kulesi olarak anıldığını hatırlatmakta fayda var. Sultan 2 Abdülhamit'in devrinde, 1894 yılında, Alman asıllı İngiliz filoloğu ve oryantalisti Max Müller'in eşi Mrs. Korcuna Adelaide Max Müller'in yorumu şöyle. Sanki Stockholm, Venedik ve Napoli'nin ayrı ayrı güzellikleri bir bütün olarak İstanbul'da toplanmış. Sultan Abdülhamit'in kendisine madalya verdiği Hindistanlı akademisyen Şibli Numani. Fedakarlık ve misafirperverlik Türklerin genel karakteridir en aşağı düzeyde insanlar bile son derece top gözlü ve cömerttirler. Yaygın bir adet vardır 3-4 tane birbirini tanıyan insan, bir lokantada veya çayhanede tesadüfen karşılaşırlar, çay, kahve ve benzeri şeylerin masrafını bir tek kişi herkes adına öder. 1920 yılı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Norveçli yazar Knut Hamsun ise mezarları tarif eder mezarlıkların dünyası, selvilerin, çınarların ve çiçeklerin dünyası. Etrafta camiler, türbeler, mezar taşları. Ve her yerde huzur. Selviler kıpırtısız, dimdik kuleler gibi, palmiyelerin yaprakları rüzgarda hafifçe titriyor, başkaca ses işitilmiyor biz bile şehirden ve caddeden uzaklaşarak içerilere doğru sokuldukça adımlarımızı daha hafif atmaya başlıyor ve ölüm diyarında fısıltayla konuşuyoruz. Yavaş sesle konuşmamızın sebebi, korkuyor olmamız. Mezar taşlarından ibaret bir şehir uzanıyor gözlerimizin önünde. Kabirlerin her birinin üzerinde dikilmiş bulunan iki ikişer taş, birer sanat şaheseri, emsalsiz sabır işleri. Hepsinin üzerinde Kur'an'dan ayetler bulunuyor. Bazıları altın yaldızla yazılmış. Başucu taşları sarık ya da fes şeklinde yapılmış. Yeşil sarıklar yüksek mertebenin işareti. Kadın mezarlarının başlarına da taşlar dikilmiş fakat bunlar ne sarıklı ne de yeşil renkte. Ölüler zengin bir diyarda yatıyorlar zenginliği yaratan kendileri zaten, kabristan mümbit olur diyorlar. Ölüler etrafında temiz ve sıhhatli bir çevre zengin nebatat ve her şeyin yetişmesine müsait mümbiç bir toprak yaratıyorlar.